Formula yarışlarını izlerken arabaların arkasından çıkan kıvılcımları görmüşsünüzdür. Kıvılcım saçan formula arabaları. İzlemesi haz veren, heyecanımıza daha da aksiyon katan kıvılcımlar. İzlerken hep formula arabaların arkasından çıkan havai fişek benzeri kıvılcımları merak etmişizdir. Arabanın arkasından mı geliyor, yoksa altından mı, yoksa egzozdan mı? Bu kıvılcımlar nasıl oluşuyor? Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Formula kıvılcımları 1980'li yılların sonlarına doğru başladı. Yani takımların formula arabalarını neredeyse yere değecek şekilde üretmeye başladıkları zaman. Bunun nedeni downforce'u, yani yere basma kuvvetini arttırmak. Arttırmakla kalmayıp maksimuma çıkarmak. Hal böyle olunca yarış başında full benzin deposu ile araçlar daha da yere yakın oluyor. Ve asfalt ile sürtünmeden dolayı bu kıvılcımlar oluşuyor. Bu da bizi heyecanlandırıyor tabi. Mesela şöyle. Yıl 1991. Mansell ve Senna Barcelona'da. And so out of the slipstream Nigel darted. Vapor trails flew from the rear wings. Sparks glowed from beneath. Now Nigel was up and alongside, eyeball to eyeball, at 185 miles an hour. Now there was another problem, the grip down the inside of the corner itself. Arkadaki pilot için çok hoş bir durum olmasa gerek. Hatta büyük bir görüntü engeli bile olabilir. Vizörlerin kirlenmesine sebep olabilir ve de görüşü sınırlayabilir. Belki yarış sırasında dikkat bile dağıtıyordur diye düşünüyorum. 1994 yılından sonra FIA her aracın altına belirli kalınlıkta bir blok tabaka ya da bir kalas ya da uzun bir tahta yerleştirme kararı aldı. Böylece formül arabalarının hangi sürüş yüksekliğinde gittiğini takip etmek ve fazla alçaktan gitmelerini engellemek istediler. Formül arabalarının altı televizyonlarda öyle çok görebileceğimiz, yarışlarda sürekli karşımıza çıkan bir şey değil. Ama yarış sırasındaki taklalardan görebiliriz. Ya da takımların paylaştığı bu fotoğraflarda. Peki bu tabakayı araca nasıl monte ediyorlar? İlk başlarda 2015 yılına kadar araçlar Kevlar malzeme kullandılar. Ama takımlar bunu zekice başka yönde kullanmaya başladılar. Tahtanın aşınması yerine metalin aşınması. Daha çok patlama ve arabanın altından fırlayan daha fazla çapak. Pek de güvenli görünmüyor. Sonrasında ise FIA'nın belirlediği kuralla titanyumdan yapılmasına karar verildi. Daha hafif, daha güvenli ve daha fazla kıvılcım. Titanyum öteki metallere göre daha fazla aşındığı için de takımlar bu aşınma ölçüsü konusunda daha fazla dikkatli olmak zorunda kaldılar. Belki de bunu daha fazla kıvılcımı geri getirmek için yapmış olabilirler. Özellikle de yarış başlangıçlarında, şov zamanı. I'm a sinner when I come around. Turn the temperature high, smoker. Give me the light, yeah. Ooh, she love it when it's going down. Yeah, busy, no lie. When your body's on my mind, yeah. Baby, you know I don't stop till I'm making you scream. Girl, I'm showing you I'm a performer. When I'm on top, girl, I won't stop giving you all thoughts like you my Rihanna. We keep flirting while we burning on that dirty Diana. Sick kicks on fall, can we give it to you hot like a sauna? Teknik kurallara bakarak bu tahta bloğu daha da ayrıntılı olarak inceleyebiliriz. Paylaşacağım kuralları direkt olarak 2020 sezonunun Formula 1 teknik kurallarından aldım. Diğer kuralları ve açıklamaları, sınırlamaları, ölçüleri ya da testleri incelemek isterseniz Google'dan FIA yazarak FIA'nın kendi sitesine giriyoruz. Sport sekmesinin altından
Regulations'ı buluyorum. World Championships adı altında FIA Formula One World Championship'e tıklıyoruz. Açılan sayfada sportif kurallar, teknik kurallar, finansal kurallar ve diğer ilgili kuralları bulabilirsiniz. Ayrıca son eklenen dokümanlar adı altında da teknik kuralların 4 Aralık 2019'da yayınlanan son versiyonunu indirebilirsiniz. Şimdi sizlere önemli noktaları Türkçe'ye çevirdiğim plank ve skit hakkında kuralları ayrıntılı olarak göstereceğim. Tahta blok, ön akstan 430 mm geriden başlayarak arka aksa kadar 300 mm genişliğinde, 10 mm kalınlığında. 1.3 ve 1.45 arasında özgül ağırlığı olan homojen bir malzemeden ve yarıştan sonra kontrol edilmesi için de üzerinde 50 mm ve 80 mm çaplı delikler var. Kızak bloğu toplam 20.000 mm² ve planka sabitlenmiş. Referans düzleminin en fazla 3 mm altında, minimum 15 mm kalınlığında olabilir. Titanyumdan yapılmış olmalı. Bu iki bloğun montajı ise her 1000 mm² en az bir tane çelik bağlantı elemanı ile yapılmaktadır. Yarış sonrası kontrollerde eğer bu tahta kısım 1 milimetreden fazla aşınırsa yarış sırasındaki yükseklik çok düşüktü demek oluyor. Ve bu durumda da takım diskalifiye olabilir. Örneğin 1994 yılında Spa'da Schumacher gibi. Now under the car is a wooden plank installed by rule by the FIA in order to limit ride height on these cars. And when that plank is worn down too much, you are vulnerable to sanction. Right. The plank is regulated at 10 millimeters, and the regulations allow but 1 millimeter of wear off that plank throughout the duration of the race, unless there are exceptional circumstances. Yarıştan sonra tahta tabakanın legal sınırından fazla aşınmış olması sebebiyle kendisi diskalifiye oldu. Peki siz bu kıvılcımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlemesi sizin için de zevkli mi? Bu şahane formüle gösterisi sizce de kıvılcımlarla daha büyük bir şova dönüşmüyor mu? Fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Meksika'da da Arjantin rallisi sürüyor. Ancak Arjantin rallisi koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Touring Car Cup da Macaristan'daki Nisan ayı açılış yarışını iptal etti. St. Petersburg'daki IndyCar yarışı seyircisiz olacak. Atlanta ve Miami'de NASCAR yarışı seyircisiz olacak. Formula E yarışları 2 ay boyunca iptal etti. McLaren 14 kişinin karantinaya alınması sonrası Avustralya'da yarışmayacağını belirtmişti. Ve dün gece yarış iptal edildi. FIA yarışların Haziran'a kadar iptal edilmesini düşünüyor.